Seçimlerinin sorumluluğunu almak, yapılan hareketin ya da işin daha çok benimsenmesini sağlar. Kişiler benimsedikleri işler için daha çok çalışırlar, sonuçlarına katlanır ve yaşadıklarından ders çıkarırlar. Çalışanlarınız arasında sorumluluğu destekleyen bir kültür oluşturmak bir yönetici olarak size düşer. Ekibinizde ve şirketinizde sorumluluk duygusunu arttırmak için işte size 5 ipucu. 1. Örnek olun. Çalışanlarınızın zamanında işe gelmemesinden mi yakınıyorsunuz? Tam zamanında işinizin başında olun. Yani çalışanlarınızdan beklediğinizi öncelikle siz gerçekleştirin. Çalışanlarınıza aynı olmanız onların bahaneler üretmesini engeller. Bir yönetici ekibinde çalışanlardan daha fazla sorumluluk almalıdır. Bir koçun liderlik anlayışı takımın bütün üyelerinin davranışlarını yönlendirir. 2. Hedef belirleyin. Bunu yaparken ekibinizin deneyimlerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurun. Hedefiniz zorlayıcı ve ulaşılabilir olsun. Çalışanlarınıza ya da ekibinize uygun bir hedef belirlemenin mühim olduğunu unutmayın. İşin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan ekibiniz de hedeflerin planlanmasına katkıda bulunmalıdır. Ekip için gerçekçi ve gerçekleştirilebilir hedefler saptanması için bu oldukça önemli. Çünkü hedefe ulaşmazlarsa kendilerini bunalmış ve çaresiz, hedefe ulaşırlarsa önemli hissedeceklerdir. 3. Çalışanların sorumluluk almasına izin verin. Bir kişiye balık tutmayı adım adım anlatabilirsiniz. Ancak o kişi kendi başına balık tutmayı deneyimlemiyorsa aklında pek bir şey kalmaz. Balık tutmayı da öğrenemez. Demek ki çalışanlarınıza balık tutmayı öğretmelisiniz. Çalışanlarınıza ne yapmaları gerektiğini adım adım söylemekten vazgeçin. Bu kendilerini engellenmiş hissetmelerine ve rahatsızlık duymalarına neden olacaktır. Çalışanlar elinde sonunda kendi işlerinin sorumluluklarını almalıdırlar. Ancak o zaman başarılarıyla kendilerini kanıtlayabilirler. 4. Önerilere açık olun. Çalışanların hedeflerine ulaşmak için size getirdikleri önerileri dinleyin. İşin içine dahil olmalarına izin verin. Öneri sonrasında oluşabilecek başarısızlıklarda onları sakın yargılamayın. Suçlamak yerine şunu sorun: "Fikrin neden işe yaramadı? Bu sorunu çözmesi için ona yardımcı olun." Başarısını engelleyen rekabet mi, fiyatlandırma mı? kurallar mı, zamanlama mı? Belki de başka bir sorun vardır. Birlikte çalışıp bulgularınızı da hesaba katarak yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Çalışanınız da başarısızlığın utancını taşımak yerine sorumluluk sahibi biri olarak kendini iyi hisseder. 5. Motive edin. Sorumluluğu ve buna bağlı olarak performans arttırmak için motivasyondan yararlanın. Günümüzde en çok bilinen ve en iyi sonuç veren yaklaşımlardan biri budur. Ancak her bir çalışanınızın farklı bir motivasyon beklentisi olabilir. Bazıları iyi yaptıkları işler için takdir almaktan, herkes önünde övülmekten çok hoşlanır. Bazıları ise prim, zam ya da daha uzun tatil hakkı gibi maddi teşviklere değer verirler. Bazıları da daha fazla karar hakkı isterler. Yönetici olarak çalışanlarınızı tanımanız ve onlara en uygun motivasyon türünün ne olduğunu bilmeniz şart. Size verdiğimiz bu ipuçlarından yararlanarak çalışanlarınızın sorumluluğunu arttırıp potansiyellerini kullanmalarına yardım edebilirsiniz. Böylece başarılı ve verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.